BMW G650 GS. G650 GS. F650 değil, G650 GS. Ama bisikletli, dur dikkat. F650 GS ile aynı motora sahip. Evet, bugün G650 GS ile birlikteyiz. BMW'nin 650 cc'lik tek silindir, sanırım yaklaşık 48 beygir olması lazım. 48 beygirlik bir motoru. Oldukça yüksek. Tahmin edersiniz ki yüksek olmasının ve biraz da hafif olmasının verdiği avantaj var. Bu ne işe yarıyor? Bununla daha rahat araziye girebiliyorsunuz diyebilirim. Tabii ki büyük motorlarla, ağır 600'lük motorlarla araziye girmek her baba yiğidin işi değil. Zor işlerdir arkadaşlar. Cross, ya arazi dediğim gibi daha önce de bahsetmiştim sanırım. Öyle hani şey değil, lambur lumbur cross motorun girebileceği araziler değil. Normal tarlaya marlaya, işte bahçeye, bağa falan öyle yerlere girebileceğiniz motorlar bunlar arkadaşlar. Altı çok yüksek. Onu nasıl göstereceğim bilmiyorum ama bayağı yüksek. Şimdi bu motoru ne özellikleri var mesela? ABS'si var arkadaşlar. Şurada kapatıp açabildiğiniz bir ABS'si var. Şurada mesela bak, elci kısıtma var, iki kademeli. Başka abi, başka bir özellik. Kornası var bak. Çalıyor kornası. Gayet güzel. Efendime söyleyeyim. Sinyali var, dörtlüsü var. Her şeyi var ama benzinin ne kadar kaldığını gösteren bir durum çubuğu yok arkadaşlar. Benzin lambası var sadece. Benzin bitmek üzereyken lamba yakıyor. O lambada ya sanırım yaklaşık 50-60 kilometre falan götürebiliyor. O var bir tek. Başka abi, başka bir şey yok bu motorda. En azından hatırladığım yok. Yine ayarlanabilir süspansiyon var ama tabii ki elle, mekanik olarak. Çekiş kontrol sistemi yok arkadaşlar. Birinci viteste 50'de kesiciye giriyor. Öyle kesicide kalıyor 50'de, 50 km hızda. Öyle güzel bir motor. Ama tabii artık bunlar eskidi, üretimi de kalktı. Eskidiği için biraz ne bileyim, böyle hani şey olabiliyor. Ya bu motorları artık sıfır alamıyorsunuz, ikinci el alıyorsunuz. Dolayısıyla iyi baktırmanız lazım arkadaşlar. Bir de malum biliyorsunuz zaten BMW. Dolayısıyla hani servis, yedek parça, bunları da bir göz önünde bulundurarak bakın. Yani üzülebilirsiniz böyle bir motoru aldıktan sonra diyebilirim. Üzülmemek için bilinçli bir şekilde alın. Evet, İstanbul yine trafikteyiz abi. Neredeyiz? Merter'e doğru şimdi şey yapıyoruz. Evet, bu motorun bir avantajı da arkadaşlar, tek silindir olmasından mütevellit. Mütevellit de çok kullanmadığım bir kelime ama şimdi nedense ağzıma o geldi bir anda. Neyse, tek silindir olduğundan sebep sabit hızda mesela 90'la falan giderken yaklaşık 4 litre falan yakıyor. 4 litre, yani 3,5-4 litre arası yakıyor diyebilirim. Çok mu? Değil bence arkadaşlar. Çünkü güçlü, yani yeterli bir gücü var. Ama tabii ki bir F700 veya ne bileyim F800 gibi değil. Tek silindir olduğu için güçlü ama gariban güçlü diyebilirim. Ama yine de torku oldukça yerinde. Zaten biliyorsunuz tek silindir motorlarda tork oldukça fazla olur genelde. Ama tek silindir motorun bir dezavantajı da arkadaşlar, ne yazık ki titreşim var. Gülce abi çekil de geçelim ya. İstifini de bozmuyor adam ha. Tek silindir motorla olduğu için biraz titreşim var arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim, çift silindirin konforu yok ne yazık ki. Ama tork, bak şimdi. Bak nasıl yapıştırıyor bak. Kesiciye de öyle giriyor işte arkadaşlar. Tabii emniyet şeridinde bu kadar hızlı gidersek
ölüme davetiye çıkarırız diyebilirim. Neyse, tek silindirin verdiği bir tork var tabii ki arkadaşlar. Güzel hızlanıyor ama dediğim gibi titriyor. Top speed falan da herhalde 160'ı geçer diye düşünüyorum. Ya da bilmiyorum. Hiç çıkmadım oralara. 140'a falan çıktım en fazla. Dediğim gibi az yakıyor. Öyle güzel. LG kısıtması falan var. Yüksek olduğundan dolayı böyle hani virajlarda biraz gözünüz korkabiliyor. Ama o da hani öyle çok fazla şey değil yani. Hani zaten bu motorlar öyle hani hadi viraja girelim ne bileyim. Hızlı gidelim motorları değil. Yani bu motordan öyle hız şey beklemeyin. Bu motorla araziye girersin. İşte böyle hakim bir şekilde şeye gidersin. Yola hakim bir şekilde yani yüksekte gidersin böyle. Bu gibi özellikler bekleyin. Bir de bilmiyorum dediğim gibi benim tarzım bu olduğu için ben enduro motorları seviyorum. Dolayısıyla bunu da bu motorda hoşuma gidiyor. Yakışıklı, fena değil böyle. Önde yine BMW'nin o asimetrik farı var ve gagası var. Şöyle önünü nasıl göstereceğim? Gösteremeyeceğim. Pek umursamıyor bugün yine insanlar motorları arkadaşlar. Aynadan bakıyorum, görüyor, yine de çekilmiyor mesela. Neyse efendim, yani böyle. Bu arada biliyorsunuz yüksek hacim, büyük hacim olduğu zaman alttan da böyle sıcak havalarda motorun sıcağı direkt bacaklarıma vuruyor. Özellikle fan açınca altım pişik oluyor. Yani şey, neydi o? Krem süreceğim birazdan bacaklarıma diyebilirim. Trafikte özellikle. Abi alet bu. Güzel alet. Ne yazık ki bu da pahalı. İkinci eli bile şu an pahalı. Sanırım ilan görmüştüm birkaç tane. 25-30 bin küsürlerde bir ilanlar vardı. Bilmiyorum. Hala öyle mi ilanlar bilmiyorum ama pahalı gibi bence o paralar. Ama BMW dünyasına giriş yapabilirsiniz bu tarz bir motorla. F650 GS'den fark olarak bir de şu var arkadaşlar. Bildiğim kadarıyla F650'de tel jant var. Bunda çelik jant var. Normal jant var yani. Bu ne işe yarıyor? Ya da ne işe yaramıyor? Şöyle söyleyeyim. Tel jant daha hafif olduğu için biraz daha hafif oluyor motor haliyle. Ve arazide falan daha kullanışlı oluyor diyebiliyorum. Çok fazla detayı bilmiyorum ama lastiği değiştirmesi falan da daha kolay. Yok lan ne alakası var? Bak. Porsche. Abicim bir durun da geçelim ya. Şimdi bak bu adam sağa girecek kesin. Trafiği böyle sıkıştırıyorlar. Deliriyorum ben de ya. Neyse abi. Ha bir de bunun arkada çift, arka tarafı zaten F650 ile aynı. Çift egzoz falan var arkada. Öyle bir alet. Fena değil. Tavsiye ederim. Ama dediğim gibi titreşim falan rahatsız ediyorsa sizi çok tavsiye etmem. Alırken çok dikkat etmeniz gereken şey temiz ve sağlam olsun mümkünse. Yani iyice baktırın arkadaşlar. Üzülmenizi istemem çünkü. Dediğim gibi yedek parçası falan biraz pahalı. Ve hani biraz belki hor kullanılmış motor olabilir. Ona bir baktırın derim. O zaman şimdi ben bu trafikte küfrede de yol almak istiyorum. O yüzden kamerayı kapatsam daha iyi olacak. Öyle söylemeyi unuttuğum bir şey varsa eğer zaten biliyorsunuz açıklamalara ekliyorum genelde. Bu arada arkadaşlar teşekkür ederim. Hakikaten sayfam çok hızlı bir şekilde büyümeye başladı. Ben de böyle bakıyorum eskiden 2-3 abone oluyordu günde. Şimdi böyle açıyorum mailimi. 10-20 abone falan oluyor günde. Bu hoşuma gitmeye başladı açıkçası. Dediğim gibi eğer bir yanlışım varsa lütfen söyleyin. Düzeltmeye çalışayım. Kanalım biliyorsunuz samimi bir kanal olmasını çalışıyorum. Yani muhabbet böyle birlikte arkadaş muhabbeti gibi olsun istiyorum. Öyle bir dünya yani benim kanalım. Bu arada bazı yorumları yani olabildiğince yorumlara cevap vermeye çalışıyorum ama
Bazen aradan kaçırdıysam eğer, yani kaçabiliyor biliyorsunuz, tahmin edersiniz ki. Kaçırdıysam çok özür dilerim. Bana dediğim gibi mail yoluyla falan da ulaşabilirsiniz. Yardımcı olabileceğim bir konu varsa, herhangi bir konu hakkında, motosiklet olur, otomobil olur, yardımcı olmaya çalışırım. Durum bu. O zaman kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hadi eyvallah.